Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Kuşumuz sizi merak etmiş. Evet arkadaşlar, açılışı hemen kuşla yapıyorum ve hemen yemek yapmaya başlayacağım. Akşam misafirim var. Kız arkadaşım gelecek, Pınar. Ona güzel bir yemek yapacağım. Hemen hızlıca size de göstereyim dedim. Artık bu vlogu diğer çektiğim vlogla birleştireceğim. Size de öyle izleme imkanı sunacağım. Bak nasıl heyecanlanıyor ya Rabbim. Neyse kızlar, ben hemen yemek yapımına geçiyorum. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde de patatesli köftemiz var. Ama ayrı ayrı olacak. Şimdi ben patateslerimi böyle elma dilimi şeklinde doğradım. Üzerine pul biber, karabiber, kimyon, ondan sonra nane ve kırmızı toz biber döktüm. Tuzumu da ilave ettim. Biraz da yağ koydum. Şimdi bunları böyle size üstten göstermek istedim neler koyduğumu. Hani öyle ayrı ayrı tabaklara koyup da yani bir kaşık şu, bir kaşık şu demek istemedim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunu karıştıracağım. Köftemi de yoğurdum. Biraz dinlendirmeye bıraktım. Onları da kızartacağım. Bunlarla birlikte servis yapacağım. Yani hem köfteyi hem patatesi kızartmıyorum. Bunu fırına atacağım. Çok lezzetli oluyor. Köftemi de kızartacağım. Öyle yanında servis yapacağım. Diğer yanında da canımız çektiği için bunu yaptık. Şehriyeli salata. Evet, çok güzel oluyor. Onu da aşama aşama göstermeyeceğim. Yaptıktan sonra işte içine şunları şunları koydum derim. Öyle daha pratik olur benim için. Yani böyleydi. Şimdi bunu fırına atayım karıştırdıktan sonra. Piştikten sonra da gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim soframız da bu şekilde. Şehriye salatamın içinde kırmızı biber, dereotu, ondan sonra mısır, turşu vesaire bir şeyler var. Patatesimiz de böyle. Köftemiz de orada, çok güzel. Afiyet olsun bize, çok da lezzetli oldu. İçecekle birlikte artık yedik kızlar. Evet, biz yemeğimizi yedik. Şimdi arkadaşımla birlikte konağa gidiyoruz. Biraz hava alacağız. Kola çiğdem yapacağız. Değil mi canım? Ondan evet, biraz dinleneceğiz orada. Hava alacağız. Hava bayağı bir sıcaktı bugün. Değil mi? Dehşetti yani bugün sıcaklığı. Evet, şimdi biz çıkıyoruz. Efendim canım. Neyim? Ha, var, dur vereyim. Elinde tek taş bir yüzük. Arkadaşlar, konağa gitmekten vazgeçtik. Gölete geldik. Harika bir yer. İzmir'de olanlar bilir zaten. Burada eskiden mangal yeri burasıydı. Şimdi arka tarafa taşındı. Serinmiş yani. Üşüdün mü? Hasan, utanıyor musun? Ben bir iki kere daha kırmızı. Hasan utancından. Elim boşa gitti. Ay utanmaz. Hasan, hiç sana yakıştıramadım kocacığım. Yalan lan. Ha? At. Arman nasıl koyuyor? Ağrıların gücü adına. Ha? Ağrıların gücü adına. Ya sana dedim almaz. Büyükleri koymuşlar. Arman, ben sana diyorum, bırak onu kırmıyor. Gitmiyor bak.
Frene basıyormuş bir saattir. Pınar şerit değiştirme. Evet. İki saniye de ben oynayayım. Eğretin hele aldı. Hadi gelin pastan ol. Onu bence masa oynama, masa etsin. Olmuyor. 50 kere yaptık olmadı. Yine bunu oynarız. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pınar'ın randevusu vardı hastanede. Oraya geldik. Buradan çıkışta da kız arkadaşımıza gideceğiz. Artık orada da çekelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi hastaneden çıktık. Dolmuşa doğru gidiyoruz. Pınar'la. Böyle. Kaldırıma çık. Çok sıcak yine her zamanki gibi. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Biz şimdi Nilaylara geldik. Annesi de sağ olsun bizim için çok güzel bir sofra kurmuş. Onu da size hemen çekeceğim, atacağım. Yani izleyeceksiniz. Şimdi onlarla oturup biraz sohbet, dedikodu, muhabbet yaptıktan sonra artık eve geçerim. Normalde eşim beni gelip alacaktı ama işi biraz uzun sürdüğü için gelemeyecek. Biz de tabana kuvvet deyip Pınar'la birlikte gideceğiz eve. Bakayım Pınar'ı ikna edebilirsem bize gelir ama bence gelmeyecek çünkü babası gelmiş, o yüzden. Yani böyle inşallah keyif aldığınız bir video olmuştur. Yani şimdi beni çağırıyorlar. Geliyorum. Evet şimdi ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Allah muhafaza. Kahvemiz de geldi. Harika olmuştu. Miray'cığım ellerine sağlık. Şimdi kızlar kahve içtikten sonra da taksiyi çağırıp evimize gideceğiz. Ben şimdi eve geldim. Bayağı bir feleğim şaşmış yani. Çok kötü yoruldum. Biraz da başım ağrıyor. Sağ olsun eşim kendine yemek yapmış, yemiş. Amcasının oğlu bizdeydi. Daha doğrusu ben uyandığımda et falan çıkartmıştım, haşladım. Hani hazır olsun diye. Bayağı bir geç geldim çünkü eve. Biliyordum geç geleceğimi. Et falan haşladım eşime. O da kızartmış, yanında salata falan yapmışlar, yemişler. Allah! Şimdi amcasının oğlunu bırakmaya gidiyoruz. Şimdi bu Jacob'a gideceğiz. Artık ondan sonra da canım dondurma istiyordu. Bir dondurma yeriz. Sonra eve gelirim artık. Bir daha da hiçbir şey yapmam. Uyurum. Bayağı bir yoruldum yani bugün. Saat kaçta gittik ya? Saat 2'de çıktık. Şu an saat 9'a geliyor resmen. Bayağı bir yoruldum yani. Bu arada bu şimdi de kapanışı yapayım. Eşim beni dışarıda bekliyor. İnşallah izlediğinizde keyif aldığınız bir video olmuştur. Ben günlük çekiyorum bildiğiniz üzere. Hani öyle gezdiğimi, tozduğumu çekiyorum. O yüzden sıkılanlar varsa kusura bakmasınlar. Yani ben bu şekilde çekiyorum videomu.
Evet kızlar, beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yorum yaptığınız için de teşekkür ederim. Bu arada geçen birkaç gün önceki çektiğim videoda çocuklar olduğu için kısıtlama geldi. Yani çocuklardan dolayı videolarda yorum yapılmıyormuş, bilmiyordum ben. O yüzden yorum yapmadığınız için de kusura bakmayın. Yani böyle çocuklar oldu mu kısıtlama geliyormuş kızlar. Bu şekilde şimdi ben çıkıyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.